Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Muhammed, sen çatılar böyle diyorsun ya. Ben de böyle parça parça çalışarak geldim. Böyle bir mektup okumayacağım. Mühendislik olacak şimdi. Laika mühendisliği böyle. Kendini yönetme, kendini hesaplama. Nerede nereye okuyacağım böyle çalıştım. Aynı sizin çatı yapmanıza benziyor. Onu oradan ekliyorsan onu bana ekliyorsun. Değil mi Abdullah, bilgisayar tamir gibi. Laikalarda kesineceğiz. Bu sıra laika yapıyorum. Laika şu, hemen bir kısaca malumat vereyim. Hemen hemen her laika yaparken bunu söylüyorum. Ta ki meşk olsun, kafamıza sinsin. Barlay'ı okursa, tabi bana göre bu, yani ne bekliyorsun? Kitaptan bir şey bekliyorsun. Barla laikasını okursa, defteri al yanına, şunu alacaksın orada. Bana göre tabi. İdealist dava adamının, ruhunu inşa ve ihya. Yani mesela çocuk anne karnına canlıdır. Her şey canlıdır. 4 ay sonra hayat gelir. İlk önce inşa, sonra ihya, sonra ruhlanma. Şimdi bir daha söylüyorum. Barlay okunca ne geçecek elime? İdealist dava adamının ruhunu ihya ve inşa etme malzeme deposu. Ruh latifelerini besleyecek o. Kastamonu laikası okursan kendi içsel değil dış dünyamız. Eylemlerimiz. De, deme, git, gitme. Yap, yapma. Ver, verme. Deme, de. Dış dünyamızı tanzim eder. Defter al, okurken yap, yapmalar karşına çıkacak. Bu akşam Emirdağ. Emirdağ'da ne olacak? Okursak, insan soğan kabuğundan dışarıdan içeriye gireceğim. Dima, gir içeriye vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Kolay ya. Dima, vicdan, gir içeriye kalp, ruh. Dima'da fikir, vicdanda his, kalpte duygu, ruhta latife. Bunlar birbirleriyle beraber olanlar var, çelişenler var, çatışanlar var. Onları bütünlüğe getirir. Emirdağ laikası. Birbirine çatışan, çelişen, birbirini ortadan kaldırmaya çalışan, yani duygu, içsel karmaşık, psikoloji yani. Of, oh de, deme, demeyeyim, of, yiyor beni. Ama hemen sonuç istiyorsan kısa, bu biraz uzun belki. 13. Şuayı. Her Rabbim şahit. Defteri al. Çok azdır. Yani yaklaşık olarak ne kadar sayfa vardır? 60 sayfa yok. Hakikaten yoktur yani. 40 sayfa ancak. Hep hükümler, inan bana. De. Kendisi söylüyor. Deme. Yapma. Eylem yapma. Böyle bulunma. Söyleme yani. Hayır, o öyle değil o. O seni aldatıyor bu taraf. Diyor. 13. Şua. Psikoloji. Birkaç defa oku. 500'e yakın, hatta 500'e aşkın ama 400 küsur yayında psikolojinin çıkarımı 13. şua. İnan, o kadar acayip. Her şey orada. Sonra tarihçi hayata geliyorum. Kur'an'da geçiyor. Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa. Musa dedi, Firavun dedi, o ona dedi, böyle yaptı, o çarmı yaptı, arkasından gitti. Böyle bir senaryo çiziliyor, senarist böyle. Gidişatına, Kur'an'ın gidişatına bir ciddiyet var. Zannediyorum herhaldeki ihtimaldir gibi gidişat yok Kur'an'da. Kur'an en çok hoşuma giden 40 icazından bir tanesi ciddiyetidir. Beni mest ediyor o. Korku hakikatları söylemeye men etmemiş. Kimden korkacaksa sahi. Men etmemiş. Şeyde geçiyor değil mi Hutbe-i Şamiye'de? Yalan ve hile. Yalan ve hile hatırladığım kadarıyla. Yalan ve hile gizlenmeye ihtiyaç duyar. Gizlenmeyi. Yalan ve hile. Gizlenmeye ihtiyaç duyar. Allah Resulü'nün haşa ne hilesi var, ne yalanı var. Ne hilesi var, ne yalanı var. E bu niye gizlensin? Tarihçeye hayat. Seviyor yani. Sonra insanda merak haber var. Meraktır böyle. Merakı var. Ya ne olacak, nasıl gideceğiz? Neyin nesidir? Mehdi var, Sufyan var. Dünya böyle, kesin siyasi alakadarlıklar var. Yani bu hele şu zamanda Suriye'dir, Afganistan'dır, Türkiye'dir, şöyledir, siyadır, yadır, bilmem partidir, şu Ayasofya'dır. Tamam da neyin nesi ya bu? Nasıl ben bir şey yapacağım, istikrarı bulacağım? Bu süreçten sonucu
zor bulursun. Bulsan bile, isabet etsen bile, isabet ettiğini bilemez. Süreçten sonuca değil, sonuçtan sürece bakma yöntemini de sikki-i tasdiki gaybiye veriyor. Mesela İslam birliği olacak diyor. Cemail-i Muttefika İslamiye. Bu olunca diyor, bu Mehdi gelecek diyor. Siyasi dünyada hakimiyet kuracak. Tamam da sen nerede olacaksın dedim ustada. Kendisi söylüyor. Biz kabirde olacağız ve kabirden seyredeceğiz ve Allah'a şükredeceğiz diyor. Peki o İttihad-ı İslam nereden ilk önce olacak? Hemen aklımıza Tunus, Cezayir, Mısır falan, Suriye, Arap dünyası hatırımıza geliyor. Hayır diyor. İlk önce Asya şurası olacak. Asya birliği olacak. Sonra orayı değiştirecek. Bununla da Allah adetini değiştirecek. Kimse duymasın. Araplara geldi din, böylelikle ona gelmemiş, yıkılıyor. Araplara değil, insanlara gelmiş. İlk önce böyle başlamış ama İttihad-ı İslam'ın şartelini kaldıran, aktif eden Asya olacak. Eğer hakikaten bu işi ahir zaman, dünyanın sonu artık, İslam'ın hatmini böyle sebep olacak, İttihad-ı İslam'ı sebep olacak, Araplarla Türklerin ilk birliği değil, ilk önce çekirdeğini Asya şurası atacağını, hem tarihçi hayatta, hem Asya'nın talihini diyor, Bahtiyar, talihini şey görüyorum diyor, Bahtiyar görüyorum diyor. Asya şöyledir, Asya şurası hürriyeti şeriyedir diyor. Hür olmak için diyor, şura lazım mesela. Asya. Cemail-i Muttefika İslamiye'nin. Bunu niye anlattım? Bu sonuçtan süreci takip etmeyi bize sikki-i tasdik gaybiye veriyor. Ha ne olacak? Bilmem ne olacak. Oh, ortalık kaldı, toz duman. Sonucu biliyor. Sonuç itibariyle bize faydası nedir? Bir, İslamiyet ediyor. Sonra hizmetimize diyor. Sahip çıkacak diyor. Sonuç böyle olacak. Bitti. Şimdi Laika mühendisliği yapacağız. Laika'da dolaşacağız. Laikalardan malumat verdim. Okursanız ne olur? Kastamonu okursam ne olur? Ne takip ediliyor? Şu anları okursam ne olur? Emirdağ'ını söyledim. Tarihçeyi söyledim. Sikki-i Tasdik-i Gaybiye'yi söyledim. Tamam. Şimdi okuyorum tek tek. Atlayarak. Sayfa 126. Risale-i Nur'un siyaset alakası yoktur. Çünkü sonucu biliyor. Sonucu söylüyor zaten. Nihalet olsun. Fakat küfr-ü mutlakı kırdığı için Risale-i Nur. Nereye girerse, nerede okunursa küfr-ü mutlakı kırıyor. Kırılmamışsa zındık oluyor. Küfr-ü mutlakın altı olan, küfr-ü mutlak düşünün böyle bir şahsı manevi, bir dibi var onu besleyen, anarşilik. Anarşiden besleniyor küfr-ü mutlak. İnkar, inkar oluyor anarşilikte. Üstü var böyle. Kendisini neyle gösteriyor? Sanki ders değil mi abi? Anarşi küfr-ü mutlaktan besleniyor. Küfr-ü mutlakın altı olan anarşilik. Aslında öyle gibi gözüküyor. Çünkü niye? Anarşi nedir? 149 Kastamonu'da Yecüc ve Mecüc. Yecüc ve Mecüc, şimdi anarşi deyince böyle mermi atan anlıyoruz. Yecüc ve Mecüc şu, ahlakta ve hayatta dehşetli zulüm ve dehşetli ne diyor? 149 Kastamonu. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak, anarşi bir şey değil. Yecüc ve Mecüc, daha müthiş olarak ahlakta çöküntü olacak, hayatta zulmetli bir anarşilik. Anarşinin tarifi de değişiyor. Biz anarşi deyince silah kullanan, oysa ahlakı çöküntüye sebep olan zulmetli bir dinsizlik, zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Böyle bir şey olacak. Demek ki istibdad-ı mutlak bir rejim, rejimin altı nasıl anlarız? Altı anarşilik, küfr-ü mutlakın. Kendisini de ahlakta ve hayatta ifsad edecek. Mesela soruyorlar, yeri gelmişken söyleyeyim. İstanbul fetih mi edildi, işgal mi edildi? Çok soruluyor. Ben belki de üç yerde söylüyorum bununla, burayla beraber. Bununla alakalı olduğu için söylüyorum. İstersen dışarıdan fethedilsin veya işgal edilsin, içeriden olsun. İçeriden de fark etmez, dışarıdan da fark etmez. Şimdi ben işgal ile fetih söyleyeceğim size. Lugat, münazarattan çıkarttığım münazarattan. Öz ya. Eğer bir devlette tek yöntem varsa, tek yöntem, benim gibi düşüneceksin, benim sevdiğimi seveceksin, benim onayladıklarımı onayacaksın. Farklılık yok. Bu istersen dışarıdan olsun, istersen içeriden olsun, bu işgaldır.
zihniyet halkı palangaya almış. Fetih nedir? Bunu kaldırıp serbestsiniz. Fatih İstanbul'u geldi. Niye önümde eğiliyorsun diyor papaza. Kalk. Sen din sorumlususun diyor. Git Katolikse Katolik, Ortodoksa Ortodok, Protestansa Protestan. Al size bir bölge, kara, köy. Oralar sizin. İçeride serbestsiniz. Ne yaparsanız yap. Ama dışarıda bize zarar verme. Hürriyet nedir? Bir, kendine ve gayrısına zarar vermemek. O zaman sen içeride serbestsin. Tamam, nasıl yaşamak istersen dinin. Ama dış dünyada İstanbul'a çıkınca kimseye zarar vermeyeceksin. O zaman istersen içeriden bir ihtilal olsun, istersen dışarıdan bir askeri müdahale olsun. Eğer tek yönteme dönüştürüyorsa bu işgaldır. Hani bir ara oy kullanmak alelen olacak, sayım gizli olacak. Oldu ya. Açık oy. Gizli tasnif. Gizli tasnif. Yaşanmış bu yani. Benim yanımda kullanacaksın, tamam mı? Ama saymayı biz şey yapacağız, kararı yani. Biz sayacağız, sen yok, gizli olacak. Benim gibi düşüneceksin, farklı düşünmeyeceksin. Benim dediğim gibi giyineceksin, farklı giymeyeceksin. Bu işgaldır. İşte ahlakta ve hayatta bu gözüküyor. Bu da nedir? Küfrü mutlakmış. Küfrü mutlak ortaya koyun, dibi var, üstü var. Beslendiği yaptığı, beslendiği ahlakta ve hayatta bozgunculuk, dışarıda istibdat. Efendim 126'yı konuştuk, 127. Emirdağ ne okuyor? Birisi bir şey de söylüyor, Emirdağ. Ne demişiz? Çünkü Risale-i Nur diye. Risale-i Nur'un keşfi katisiyle dinsizlik hesabına bize hücum edenler, ebedi azaplar ve hapsi müferitte ve idam ebediyle ihanetini gördükleri gibi Risale-i Nur'la imanını kurtaran şakirtleri ölümle ne olacağız inşallah? İnanın böyle muamele göreceğiz. Bak Risale-i Nur'la imanını kurtaran şakirtleri ölümle teriz tezkeresi ve saadet ebediye vesikasını alıp ebedi bir hürmet ve merhamet ve ikrama mazhar olacaklarını filozofları susturan binler hüccetlerle beyan etmişiz. Risale-i Nur gibi bir eser bu kadar nasıl bir imtihan geçirmiş bu bilinmiyor. Yok daha. Çünkü aynı kitap resmi yani kendi kayıtlarında. Oysa 2000 küsür, 2500 aşmış. Resmi 1787 tane mahkeme olmuş. Aynı kitap. O alıyor, beraat veriyor, o alıyor tekrar. 1787 aynı kitap. 2500 küsür diyor. Mahkeme görüyor. Yetmiyor. Risale nasıl bir imtihan geçirmiş? İki farklı bilirkişi heyeti kurulmuş. Birisi fen ve bilimle kusur bu. Mantık veya abuk subuk şeyler mi var? Aklıma mantıktan uzak şeyler mi var? Bu konuda dinsiz filozoflarla kurulmuş bir heyet var. Bilirkişi heyeti. Onunla hata bulmalarını istemiş. Bir de dinlerini dünyaya satan ehli bidat, işkembesiyle ve uşkurluğuyla dine bağlı olanlar ehli bidaya demişler ki bu bidat hocalarına, siz burada din noktasına kusur bulun. Buldukları şu, Said halüsinasyon görüyor, kâh kendisini ölü, kâh kendisini diri zannediyor. Böyle ne bir şey yaptı, böyle halüsinasyon, böyle bir halüsinasyon diyebilmişler. Başka bir şey diyememişler. Yani Risale böyle bir imtihan geçirmiş çok şükür. Risale-i Nur peki bize ne yapıyor? Bunu niye söylüyorsun? Kanaat-ı katiye getiriyor ki acaba insanda var ya acaba doğru muyuz yani böyle tutulmuşuz da acaba şey mi? Merak etme 1700 resmi küsür 1787 2500 küsür tane mahkeme geçirmiş. İki tane zıt bilirkişi heyeti kurulmuş. O tarihten bu tarihe kadar meydandadır. Kimse karşısına çıkamıyor. Risale-i Nur talebelerine bu kanaatı vermekle beraber imanlarını kurtaranlara da teriz tezkeresi veriyor. 10 kişiden 8'ine. İkisine vermiyor. İçeride Risale-i Nur talebesi olup veya gözüküp ihanet edenler var. İhanet. Sadakatı bozmuş. Risale-i Nur'un sari ifadelerine mesela öyle tipler var ki piyasada şimdi, ustadın varislerine, ustadın sari şeylerine münafıklıkla itham etmeler böyle. Var yani böyle.
Onları da size biraz deşifre etmem lazım yani. Adam kitap neşrediyor. Senelerden beri siyasi arenada at koşturmuş. Kitap yazıyor şimdi. Ustadımızın varislerine. Münafık diyor. Ve laikalara parmak karıştırıldı diyor. Bizzati kendisiyle görüştüm telefonla. Dedim ki Risale-i Nur kaçta telifi bitti? Bana dedi laf cambazlığı yapma dedi. Ben onu müdafaa etmeye de çok iyiyim. Bak şimdi ben sana söyleyeyim dedim. Bana hakaret ediyorsun ama 1956'da telif bitmiş. Ustad 1960'da vefat etmiş. Ustad dahasa ve 1956'da Ustad külliyatı Diyanet İşleri Başkanlığı'na vermiş. Ha? Bak şimdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na verilen Risale-i Nur'la şu anda Diyanet basıyor. Onu mehaz alıyor. Şimdi eğer parmak karışsaydı Ustad sağ ve 4 sene 1956'da vermiş ve telif bitti diyor. Ve orijinalleri var bende. Ustadın kendi Kastamonu tarihçiyi vesaire. İnanın bana Kastamonu kadar, Kastamonu'dan daha fazla gayrimüteşir var bende. Osmanca'yı Latince'ye çevirdim. Yani iki sözler kadar gayrimüteşir var. Üzerine koymuş Ustad kendi el yazısı yazmış. Vakti gelince neşredersiniz. Heyet-i aliyeni meşveretiyle sonra neşredersiniz diyor. Neşredilmemiş yani. Şimdi 1900 bilin diye bunu bilmeniz lazım temel bilgi. 1956'da telif bitiyor. Ustad 4 sene daha sağ 60'a kadar yaşıyor. Bir Musa külliyattan Diyanet İşleri Başkanlığı'na veriyor. Ve kendi el yazısı ve tahsiyle Tahir abi, Zübeyir abinin mehaz onların ellerindeki külliyatta ben de mesela 4 çeşit külliyat var. Mustafa Gül abinin vesairenin, Rüştü abiden dolayısıyla biz aldık onu, bizde duruyor. Kendisi tahsiyle. Bir de yetmez mi sana? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın arşivlerinde var. Ondan basıyorlar. Bize sorup da basmıyor Diyanet. Verin bana basayım demiyor. Orada var zaten. Böyle olduğu halde sen diyorsun ki parmak karıştı. Bana laf cambazlığı yapma dedi. Suratıma telefonu kapattı. Ve kitabı var. Kalemi tutamadım, konuştu kalem diye böyle bir kitap onu şey yapmış. Ustadın sari varislerine münafık diyor. Böyle. Tuhaf hocam. Suratıma da telefonu kapattı böyle. Bana da bir videomu söylüyor işte. Bunları söylediğim için böyle hakaret ediyor. Bayağı da ediyor. Çok iyi. Ben de bunlar olmasaydı biz ahirette ne yapacaktık ya? Bir sürü hepimizin günahını alıyor. Çok şükür. Size bir müjde de söyleyeyim mi? Bununla alakalı. Yeni ansiklopedi var ya, Rüştü abi. Ansiklopedi ismini vermiş. Tabii telif tarihini bilmesen, ya Risale'nin içerisinde ansiklopedi mi olur bilmem ne. Kardeşim, bilmezsiniz neler geçirdik. Neler olmuş bizden de önce. Subaylara, polislere namaz kılmak, şöyle dursun kılması, namaz kıldığı bilinse atılıyordu. Kılarken değil yakalanması. Kıldığı zannedilse. Mesela askeri okullarda cevşeni veya Kur'an'ın parçasının sayfasını talebeler ta çıkışında önde bir talebi gidiyor. Küçük Kur'an'dan, küçük Kur'an'dan tabii bir sayfa düşüyor. Ya tek tek sayfa gelmiş. Düşürüyor kasten bu. Bakayım arkadaki yerde uçuşan Kur'an sayfasını alacak mı? Aldığı anda tamam. Doğru dışarı. Orada bakayım çiğnemeye hangisi müsaade edecek? Böyle yani anlıyor musun? O dönemler geçirildi bu ama yeni kuşak bunu bilmiyor. Daha yeni ya. 90'lar ya. 28 Şubat kararları. Ya ben bu tebecikle çocuk okuttum diye kaç defa şu yokuştaki var ya Devart'tan mı diyorlardı o yokuşa. Oradaki karakola kaç defa gece gittim ya. Gündüz kaç defa çocukların içine aldılar beni. Ya demedi ki moralları bozulmasın. Çocuk okutmaktan. Hangi dönem? İlkokul mezunu olanlara ancak okutabilirsin. İlkokul okumamışlara Kur'an öğretemezsin. Yani o dönem, o zaman. Kardeşim çok şükür ya. Elhamdülillah nereden nereye geldik. Aziz Sıddık kardeşlerim 125. Gayet emniyetli bir meseleyi merak eden sorabilir arkadaşlar. Bu mevzuyla alakalı ne isterseniz sorun. Kafanıza şey yapmasın sor. Ben de cevap vereyim. Biliyorsam. Gayet emniyetli bir meseleyi bundan evvel size icmalen beyan ettiğimiz meseleyi tekrar size söylememe kuvvetli manevi bir ihtar aldım. Şöyle ki, perde altındaki düşmanımız münafıklar şimdiye kadar yaptıkları gibi bize zarar kim veriyor biliyor musun münafık deyince? Kafirler bize zarar vermiyor.
Müslüman İslamiyeti yani. Zındıklar değil. Bizim içimizde bizden gözükenler zarar veriyor. Münafık. Bizden içimize girmiş işte bunlar gibi yani. Ben görüştüm diyor. Yalan. Külümen yalan. Ben diyor onunla görüştüm. Onun yanındaydım ben. Kaç sene? 1,5 sene hariç 1980'den 2012'ye kadar beraberdim. Neredeydin sen yanında? Yalan ya. Perde altındaki düşmanımız münafıklar şimdiye kadar yaptıkları gibi adliyeyi ve siyaset ve idareyi zahiri dinsizliğe alet edip bize hücumları akım kaldığı ve Risale-i Nur'un futuhatına menfaati olan eski planlarını bırakıp, niye okuyorum? Bak plan şu şimdi. Daha münafıkane, şeytanı da hayrette bırakacak bir plan çevirdiklerine dair buralarda emareleri göründü. Yani hücumu bıraktılar. Hücum etmeye, kapsetmeye, korkutmak, yok kesicikler daha çoğaldı. Münafıkane hareket ediyorlar. Neymiş o şimdi? O planlarının en mühim bir esası nedir biliyor musun? Has, sebatkar kardeşlerimizi soğutmak, futur vermek, mümkün ise Risale-i Nur'dan vazgeçirmektir. Birbirine düşürerek yapıyorlar tabii bunu. O şöyle dedi, bu böyle dedi, kulağına şey. Ben herkese kapıyı açsaydık, herkese kulak verseydik bir sürü fitneler var. Cevap vermeye kalksak ortalık karışıyor. Demek ki o planların en mühim bir esası has sebatkar kardeşlerimizi soğutmak, futur vermek, mümkün ise Risale-i Nur'dan vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar acip yalanları ve desiseleri istimal ediyorlar ki İsparta ve havalisi Gül ve Nur fabrikasının kahraman şakirtleri gibi çelik ve demir gibi bir sebat ve sadakat, metanet lazım ki dayanabilsin. Ne yapacağız? Çare ne? Meydana mı çıkacağız? Çare şu arkadaşlar. Çelik ve demir gibi sebat edeceğiz, sadakat göstereceğiz, metanet yapacağız. Metanet şu. En ufak bir sıkıntı gördük hemen geriye dönmeyeceğiz topuklarımızın üzerinde. Bakara suresinde geçiyor ayet. Zorlukları görünce onlar ki diyor, fedakarlık yapıyor, kahramanlık yapıyor. Zorlukları görünce topukların üzerinde geri dönüyor diyor. Niye dönüyorsun kardeşim? Niye korkuyorsun? Davandan şüphen mi var? Hutbe-i Şame'ye ya. Kaçıncı sayfa olduğunu unuttum. 87 milyon. Bilen varsa söyler. Diyor ki Allah Resulü niçin geleni söylemiş? Hiç çekilmemiş. Çünkü gizlemek diyor hile ve yalanda olur. Allah Resulü'nde hile ve yalan olmadığı için gizlenme ihtiyacı yoktur. İster al ister alma. Kur'an'ın gidişatındaki ciddiyet var ya beni hasta ediyor yani. Ben tahmin ediyorum ki herhalde ki mümkündür ki. Demiyor. Bu budur, bu da budur. Nasıl bir güven veriyor ya Kur'an? Tahmin ediyorum. İsa'da da öyle. Hiç demiyor. Bu budur, bu da budur. O kadar insana hoş geliyor ki. Mesela bir doktora gitsen, psikoloji doktoru veya dahiliye. Dese ki sana tahmin ediyorum ki herhalde ki mümkündür ki. Öyle zannediyorum senin hastalığın şu. Tahminim ve mümkünlerim ve ihtimalime göre şu ilaçla sana iyi gelir. O ilaç kullanır mısın? Tahminler üzerine tespit ve onun üzerine tahminler üzerine ilaç. Kullanır mısın yani? Kur'an öyle demiyor. Kulaklarına çınlat diyor. Çınlat. Acayip bir şey ya. Çok hoşuma gidiyor. Ha, o zaman niye gizleyeceğim ki? Hile mi var bende? Yalan mı var? Yalan mı? İslamiyetim yalan mı? İnandığım İslamiyet yalan mı? Yanlışlık mı var? Yok. Alaşımız yok. Onun için gizlenmek diyor. Yalanda ve hilede olur. Allah Resulü için söylüyor mu? Niye buna tenezzül etsin diyor. İşte böyle sıkıntılar olduğu zaman arkadaşlar, yani layık okuyoruz yeni gelen arkadaşlar. Layık okuyoruz yani. Layıka demek kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, uslupla yapacağını söyleyeceğinin dersidir. Mühendisliğidir yani. Kendi mühendisin, kendin olacaksın. Demek ki sıkıntı olunca çelik ve demir gibi sebat edeceğiz. Sadakat göstereceğiz, sarılacağız, metanet edeceğiz, göğüs gereceğiz, birbirimizi ucuza ve çabuk satmayacağız. Bazı da dost suretinde hulul edip dost suretine girecekler. Duydun mu? He? Hı? Takip ediyorlar. Kaydediyorlar. Yapma yok. Tabii tabii bunu. Bak içeriye girip dost suretine girip hulul var ya hulul dersi yapacağım inşallah. Hulul. Hulul edip, hulul ne demek? Ha? Yok bak. Bazı da dost suretinde hulul edip senin gibi gözüküp öteki tarafa çalışan. Ne yapacak bu? İçeriden korkutmak mümkünse habbeyi kubbe edip evham veriyorlar.
Bu var ya bu kardeşimiz. Ömer. Ömer var ya. Zarar veriyor hizmete ya. Tüm külümen zarar ya. Bilmiyorsun ne kadar zarar veriyor. Ona geliyor. Hayır. Ömer var ya. Ya bırak ya neler çeviriyor ne filmler çeviriyor. Ya geçen gördüm diyor. Birbirlerinin halini böyle bulunduruyor. Gözümüzle dahi görsek o gelecek. Perde gitmeyeceksin. Kusurlu gördün. Ulan ben de bir adam zannediyordum lan seni. Ensesine bir tokat vurup attın demiyor ki. Lütufla İslam'la çalışın diyor. Perdeyi yırtmayın diyor. Senin gibi düşünme diyor. Bu erkan değilse rükündür, rükün değilse, hastır, hast değilse, talebedir, talebe değilse, kardeştir, kardeş değilse, dosttur ya. Ne kadar meratip var. Çok kızmanın sebebi çok acayip bir makam vermiştim. Ondan oldu. Aramıza girip de bizi birbirimize düşürmesinler. Ne olursa olsun ucuza ve çabuğa satmayacağız. Beşeri kusurlarından ne yapacağız? O zatın anlattım ya büyük bir zatın şeyini. Gitmiş bir daha anlatacağım bunu çünkü bu meşk olsun. Orada bir adam devlete değil kendisine zarar vermiş. Devlete millete değil zarar vermiş. Kadı soruyor hakim yani. Haksız. Onu müdafaa eden bir alim gelmiş. Aklımız anlamaz bunu ha. Ama biz bu hale düşersek o zaman anlarız. Şimdi mesleğimiz itibariyle düşünün. Alime diyor ki Kadı Efendi, ya diyor ey alim sen bu konunun alimisin. Çok iyi biliyorsun ki bu adam haksız. Bu haksızın arkasında niye duruyorsun? Yanlış bu adam. Demiş ki doğrunun arkasında herkes durur. Doğru doğrudur. Alim olmaya gerek yok. Biz bununla bir dostluğumuz var. Bir dostluk var kardeşlikten iyi. Dostluğun hassası odur ki haksız birkaç defa arkasında durmaktır. Haksız dahi olsa dostluğun hassası onu satmamaktır. Hukuk başka bir şey, vefa başka bir şey. Çelik gibi, demir gibi olacağız inşallah. Aman aman, sayda yanaşmayınız. Hükümet takip ediyor diye zayıfları vazgeçirmeye çalışıyorlar. Hatta bazı genç talebelere hevesatlarını tahrik için bazı genç kızları musallat ediyorlar. Hatta Risale-i Nur'un erkanlarına karşı da benim şahsımın kusuratını, çürüklüğünü gösterip zahiren dindar, ehli bidadan bazı şöhretli zatları gösterip biz de Müslümanız, din yalnız saydığı mesleğine mahsus değil deyip bize karşı perde altında cephe alan zındıklara ve anarşilik hesabına o saf dil ehli diyanet ve hocalara alet edip istimal ediyorlar. Bak görüyor musun? Zındıklara ve anarşilik hesabına o saf dil ehli diyanet, saf dil ve hocalara alet edip istimal ediyorlar. İnşallah bunların bu planları da akim kalacak. Böyle heriflere dersiniz. Kimlere? Herif diyor. Herif. Böyle heriflere dersiniz. Alçak demek. Yani alçak da değil bu. Alçak bir seviyedir. Çukur. Benim lügatımda çukur yani dip yok. Çukurun mertebesi yok. Dip. Biz Risale-i Nur şakirtleriyiz. Onlara öyle diyeceğiz. Said de bizim gibi bir şakirttir. Risale-i Nur'un menbaı, madeni, esası da Kur'an'dır. 20 senedir emsalsiz tetkikat ve takibatla beraber kıymetini ve galebesini en muanit düşmana da ispat etmiştir. Onun tercümanı ve hizmetkarı olan Said ne aldı olursa olsun, haklı olduğu zaman demiyor, ne aldı olursa, haksız dahi olsa, bak ne aldım biraz önce dedim ya alimi, o Said da ne aldı olursa olsun, hatta Said de eliyazu billah haşa, Risale'nin aleyhine dönse, bizim sadakatımız ve alakamızı inşallah sarsmayacak deyip o kapıyı kaparsınız. Fakat mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'la meşgul olmak, elinden gelirse yazmak ve mübalağalı propagandalara hiç emniyet vermemek eskisi gibi tam ihtiyat gerektir. İhtiyat etmek gerektir. 125'i de okuduk. 109 nasıl başlıyor? Hem Risale-i Nur diye. Hem Risale-i Nur yalvarmaz. Onlar yalvarmalı ve aramalı. Ve kıymetini takdir edip müşteri olduktan sonra onların yardımını kabul eder. Risale-i Nur insan değil. Biz insanız. Risale'nin adama ihtiyacı yok. Kur'an'ın adama ihtiyacı yok. Çünkü insan değil. Risale-i Nur talebesi insana ihtiyacı var. Ama bu hakikatler Kur'an hakikatleri olduğu için ihtiyacı yok. İhtiyacın varsa okursun. İhtiyacın yoksa okumazsın, sen bilirsin. Ve ma'aler resul ilel bela. Peygamberlere tebliğ vardır.
İster kabul edersin, ister etmezsin. Cenab-ı Hak öyle diyor. Yani kendini niye yırtıyorsun diyor Habibine. İster kabul etsin, ister etmesin. Başka bir yer okuyorum. 108 nasıl başlıyor? Kardeşlerim, sizin zekavetiniz ve tedbiriniz benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma ihtiyaç bırakmıyor. Fakat bu ahirde hissettim ki Risale-i Nur şakirtlerinin tesanüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında suizan verdiriyorlar. Abdullah duydun mu? Diyorlar ki Salih var ya Salih. Senin halinde bulunuyor ya. Bulunur abi Salih abi falan. Salih yapar değil mi? Salih var ya. Şükrü var ya Şükrü. Hizmete zarar veriyor. Kendi kafasıyla gidiyor. Kimse de dinlemiyor. Zarar Ömer. Duydun mu? Ha, ne yapıyorlarmış? Bu planmış. Bir daha. Usta diyor ki bu ahirde hissettim ki Risale-i'nin şakirtlerinin tesanüdlerine zarar vermek için birbirinin hakkında suizan verdiriyorlar. Sonra ta birbirini itham etsin. Belki daireleri yapıyorlar. Belki filan talebe bize casusluk ediyor der. Ta bir inşikak düşsün. Yani içeride bir yarık olsun. Dikkat ediniz. E ne yapacağız? Dikkat ediniz. Gözünüzle görseniz dahi perde yırtmayınız. Niye? Acayip bir şey. Buradan aldığım ruhla söylüyorum. Rabbim şahit ol. Yalana şahit olursa kafir olurum. Gözümle samimi söylüyorum sizi. Tanıdıklarımı söylüyorum sizi. Gözüm aşina olmuş. Vallahi billahi tallahi. En fena halde görsem. Ben de böyle isterim sizden. En fena hiç olmayacak bir fiilde görsem. Kur'an şahitim olsun. İnsandır, beşerdir, düşer, yapabilir diye. Gözümü çevir. Hiç kale almam. Ve muhabbetimi kesmem. Ve yapıyorum da. Biliyorum ama da yapıyorum. Yani muhabbetimi asla kesmem. İnsandır düşer. Eğer bunun aksini iddia ederse Allah Resulü'nün tabiriyle başınıza gelmedikçe ölmezsiniz diyor. İnsandır. Aksini iddia etmek mi yani tenkit etmek mi lazım? Yok yok. Mesela diyelim ki başınıza gelmeden ölmezsiniz. Hayır diye. Mesela diyorsun ki onu serişte ettin o günü. Ömer böyle yapıyor, böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Sen de böyle bir imtihan geçirmedikçe ile böyle yapacaksın değil. Ona benzer. Ona benzer bir imtihan ölmezsin. Çünkü Müslümanın özelliği Allah'ın kullarına yaptığı muamele gibi olacak. Allah kulların kusurunu örtmüyor mu? Ve kendisi bize söylettiriyor hadiste. Eğer siz kusurları örterseniz kusurunuz örtülmeyi hak edersiniz. Merhamet ediniz ki size de merhamet etsinler. Sema müekkeleri de merhamet etsin. Ne kadar af istiyorsanız o kadar affediniz. Afet kardeşim. Sana ne yani peki günahından onun? Ne yapacağız abi? Orada söylüyor. Abi haklı mısın yani bu konu? Benim fikrim değil ki. Dikkat ediniz. Gözünüzle görseniz dahi. O evvel ben seni görmedim mi ya senin arabada orada? Perdeyi yırtmayınız. Ne yapalım abi? Said Nursi abisi ne yapalım? Ustadımız Risale. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Bu var ya bu başı devrilsin. Bu neler başımıza geçirdi. Deme. Yaptı hata yapsın. Yapsın manasında değil. Yapınca fenalığına karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat ne yapacağız? Hep böyle eskisi gibi. Fakat çok ihtiyat ediniz. Sır vermeyiniz ona. Tamam. Yani elmanın bir tarafı çürümüşse kesip koy ama. Tamam. Köpekler atma onu. Fakat dahilinizi içine alıp da sır verme. Böyle böyle şey yapıyorsa. Zaten sırrımız yok ya. Fakat vehamlar çoktur. Eğer tahakkuk etse bir talebi onlara hafiyelik ediyor. Daha özel günah, hususi günahından bahsetmiyor ha. Aramıza girmiş, casusluk yapıyor dahi olsa ıslahına çalışınız. Perde yırtmayınız. Ben bir tanesini söyleyeyim başıma. Siz beni yakında biliyorsunuz. Zeytinburnu'da bu tür şeyler olanlar biliyor. 6 aydan beri o zaman çok takip vardı. Şimdi başka şekilde takip var. Yani mitin o zaman ne diyor diye. Şimdi ise MİT'ten değil, Zındıka Komitesi, beynel bilen komite aramıza düşürmek, fitne vermek için aramıza adam koymuş. O zaman MİT koyardı. O zaman birisi gelmişti. 6 aydan beri dersime geliyor. Adam belli. Belki hatırlarsın. Ondan sonra bir gün çektim ona dedim ki, kardeşim gel. Dersten önce geldi, oturdu. Çay içiyor bizim. Bak hususi. 6 aydan beri geliyor. Ama senden beklerdim ki takip ederken
alıp gönderirken haberi, Nurcu olmanı beklerdim. Artık yeterdi, başkası gelsin. Çünkü senden bir şey olmaz. Biliyorum sen gidince başkası gelecek de, bari belki o Nurcu olur. Peki hocam dedi. Ne dedi biliyor musun? Peki hocam. Sen gittin. Bir an oradan çıktı falan değil. Peki hocam. Yani düzelir çünkü öyle düzelenler çoktu. Çünkü ondan sonra gelen düzeldi. Kendisi bizzat ben demeden itiraf etti. Ben böyle bilmiyordum dedi. Ama dedi şöyle şöyle rapor vereceğim dedi. Kendi ifade etti. Yani bırakmazlar yani bizi o zamanları. Ne diyor? Eğer tahakkuk etse bir talebe onlara hafiyelik ediyor. İslahına çalışınız, perdeyi yırtmayınız. Orayı da geçiyorum. Güzel ne kadar hoş dostlar ya. Bunları bir eve uygulansam yeter ya. Biz birbirimize değil ya, evde ya. Yapıyor. Ben sen var ya, 8 sene önce de düğüne giderken öyle demiştin, arabaya giderken de öyle demiştin. Lan niye onları kırıyorsun tecid pilavı gibi? O tarihleri biz bilmiyoruz abi. He? Tarihleri biz bilmeyiz abi, öyledikleri. Ya. Bizim kronolojik hafıza erkeklerde yok abi. Yok. Şey falan diyor, 3 sene önce diyor falan yere giderken, sen dememiş miydin? Zaten düğünde yapmıştım bunu diyor, falan falan diyor falan. Sen diyor, benim diyor anneme böyle soğuk davranma anneni ama kendi anneni de düğündeyken, törendeyken bak onu nasıl ildin elini öpüyordun. Oo kaç sene? 7 sene önce. Allah Allah. Yani burada münafıklara bile diyor ki perdeyi yırtmayınız. E bu kusur, münafıklık değil, hata. Niye be kardeşim bunu yırtıyorsun gene? Öyle olmuşsa olmuştur, bitti de artık. Ama ben bir uygulayabilsem bunu. O kadar rahat edeceğim ya. Bunu tekrar ediyoruz ki böyle su kayaya vura vura oyuyor ya. Yumuşak dursun ama kayası. İşte bu dersleri yapa 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 adam olacağız inşallah. Fedakarlık olmak kolay değil ya. Ya. 107. Seçiyorum. Ey nurcular! Allah Allah! Şimdi maddi imkanlar hasıl olmuyor diye üzülmeyiniz. Nurun futuhatı geniş bir sahada devam ediyor. Külli bir muvaffakiyet hasıl oluyor. Hâzâ min fadli Rabbi. Elhamdülillah. Acayip bir şey, çok şükür. Evet, 102. 102 nasıl başlıyor? Fakat cepheyi, tehlikeli bir yer okuyacağız. Demek ki bulabilirsem. Fakat cepheyi değiştirip din perdesi altında, bu çok önemli. Bak bazılarının altını çiziyorum diyorum. Bu çok önemli deyince, biraz sonra gene uyursunuz. Veya lakayt olun. Ama şu söylediğime uyanın şimdi. Bu çok önemli. Uyutmam bak. Abdullah, duydun mu? Duydum abi. Abdullah var orada. Duyuyor musun Abdullah? Aferin. Bak, bunu çok dört kulağınızla dinleyin burayı. Fakat cepheyi değiştirip din perdesi altında bazı saftil hocaları veya bidat taraftarı 2-3 veya enaniyetli sofi meşreplileri bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur'a karşı 2 sene evvel İstanbul'da ve Denizli civarında olduğu gibi istimal etmek ve Risale-i Nur'a ve şakirtlerine, Risale-i Nur'a direkt hücum edemiyor bu saftil hoca, aldanmış ya. Kim bu? Bir daha cepheyi değiştirmiş münafık ceyran, zındıka komitesi, yani şimdiki adı küreselciler. Din perdesi altında, biz de dindarız, televizyonda program yaparlar, bir isim koyarlar ona, alırlar bu adamı, saftil hocaları. Bilmiyor olayı. Arkadaki dümeni bilmiyor. Veya bir daha taraftarı Vehhabi veya enaniyetli sofi meşrepleri pompalarlar ekranda. Bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur'a karşı yapamadı. Sofi meşrepler bu sefer Risale-i Nur'un kendisine değil de ona hizmet eden şakirtlerine ayrı bir cephede tecavüz etmeye münafıklar çabalıyorlar. Görüyor musun bu günah? İnşallah muvaffak olamazlar. Ama canımızı sıkıyor üstadım. Risale-i Nur şakirtleri tam ihtiyatla beraber, ben tam yapamıyorum bunu, tam ihtiyatla beraber bir taarruz olduğu vakitte münakaşa etmesinler, aldırmasınlar. Yani cevap verme diyor. Meşgul olma onlarla dedi bana. Ben dersimi alıyorum arkadaşlar, dersimi alıyorum. Almasa böyle çizmem abiler. Tamam. Münakaşa et, taarruz ediyor, ediyor hakikaten. İsim bile veriyor. Münakaşa etme. Aldırmasınlar. Ne yapalım? Aldanan ehli ilim ve imansa dost olsunlar. Biz size ilişmiyoruz, siz de bize ilişmeyiniz. Biz ehli imana kardeşiz deyip yatıştırsınlar. Meşgul olursanız daha çoğalır. Meşgul olma. Ama burada ne alacağız burada? Demek ki cepheyi artık hucu, mahkeme, hapishane yok. O dönem kapandı.
Ama şu anda daha tehlikeli. Ne yapıyorlar? Saf dil hocaları, bidat taraftarları, enaniyetli sufi mezhepleri tahrik ediyorlar. Mümkünse direkt Risale'nin aleyhinde, değilse ona hizmet edenleri, bunu tutan eli kırarak böyle. Bunu şey yapamıyorum ama bu eli kırdın mı bu da düşüyor. Ettiriyorlar. Peki nasıl yapıyorlar? İki şey yaptırıyorlar. Biraz önce okudum ya ilk başta. Dine zarar veren bidalara, dalaletlere taraftar ettiriyor. İki, onu ortadan kaldıran o dalaletleri, bidatları, Yecüc Mecücleri Risale-i Nur'un hizmetine direkt veya ona hizmet eden şakirtten hücum ettiriyorlar. İki şey yapıyorlar münafıklar. Bu saf dil hocalara, bidat taraftarları ve enaniyetli sufi mezheplere direkt Allah ve Kur'an düşmanlarını dost gösteriyorlar onun ağızlarıyla. İki, hizmet eden kişilere hücum ettiriyorlar. Yani direkt Risale-i Nur'a ediliyorsa hücum ediliyor. Edilmiyorsa, edilemiyorsa ona hizmet edenlere ediliyor. 101. Ey güç yetmez, dehşet veren, haletlerden ağlayan, fanilere aldanarak kırıldıkça bağırma. Ey zailden, acizlerden medet umup bağlanan, gir bu nurun alemine, fanileri çağırma. Ayıl artık gaflet sarhoşluğundan, durma uyan. Hevesatın bir ejderdir, kalbini kemirecek. Yarın mesut olacaktır yoklukta hakkı bulan. Nura ver nakdi ömrü, yarın sana verilecek. Huzuruna uhrada ihtişamlar serilecek. Allah Allah. Bak bir daha. Ey güç yetmez, dehşet veren, haletlerden ağlayan, fanilere aldanarak kırıldıkça bağırma. Ey zailden, acizlerden medet umup bağlanan, gir bu nurun alemine, fanileri çağırma. Ayıl artık gaflet sarhoşluğundan, durma uyan. Hevesatın bir ejderdir, kalbini kemirecek. Yarın mesut olacaktır yoklukta hakkı bulan. Nura ver nakdi ömrü, yarın sana verilecek. Huzuruna uhrada ihtişamlar serilecek. Bunu en çok kim okurdu? Nadir abi, rahmetli. Ve mezarda indirirken bunu okumuştum ben de, ezberimde biraz var. Huzuruna uhrada ihtişamlar serilecek. Bu eserdir insanları dehşetlerden dur eden, kudret eli hamisidir, hayret feza hükmü var. Muanitler teslim olur hükmüne mağrur iken, her serseri felosofu meftun eden nuru var. Allah Allah. 194. Kim bulabilecek miyim mesleğimizde? Mesleğimizde zaman, mekan sohbetimize mani olamaz. Yani fazla zaman almamak için ortadan alıyorum. Mesleğimizde, yani cemaatimizde zaman, mekan sohbetimize mani olamaz. Birimiz şartta, garpta, hatta ahirette, berzahta da olsak, olsa da beraberiz. Bundan daha büyük müjde olur mu? Yani bunu nasıl anlarız biliyor musun? İnşallah şey yapmaz da. Hasta olursun, yoğun bakımda olursun. Birisi gelip bunu sana okusa, mesleğimizde zaman, dün, bugün, yarın yok. Kıyamete kadar. Mekan, Tepecik, ahiret, Konya, Almanya, şurası. Sohbetimize, zaman, mekan, sohbetimize mani olamaz. Şartta, garpta, hatta ahirette, berzahta da olsak beraberiz. Her yerde geçer. Her yerde geçiyor. Mesela kabire girdim, orada da geçiyor bu iş. Mesela ben girdiği zaman Nadir abi merak etmiştim. Öyle biraz yöneleyim dedim ama fırsat yapamadım. Böyle bakayım, şey var. Yani ona şimdi men rabbuke soracaklar ya. Peygamberi men nebiyike, o ayını okudum. Ayrı böyle geçiyor fıkıhta. Fıkıh ekberde geçiyor. Peygamber kimdir diye böyle isminiz falan sormuyorlar. Öyle değil o. Men nebiyike dendiği zaman Allah Resulü'nün süliyeti, siması, şekli, yani kendisi temsil ediyor. Nükermekir diyor ki bunu tanıyor musun? Peki ruhu iman etmişse tanımaz mıyım bu fahri kainat aleyhissalatü vesselam? Diyecekler ki sen zaten tanıyacağınızı biz biliyorduk. Ama o silah soruyor. Bunun abi delili de mesela insan rüyada büyük bir zat gördüğü zaman
Ruh direkt onu tanıyor. Ben normalde tanımıyorum ama. Hiç görmemişim. Evet, ruh direkt onu tanıyor. Mesela dedi ki İmam Rabbani Hazretleri, ruh diye kırmızıdır diyor. Muhyiddin abi dedi ki rüyada, yeşildir diyor. Ya sen kimsin hiç sormuyorsun. Direkt o tamam. Nadir abiden adam var mı Hasan abi? Var. Bazen konuşuyorum inan. Yani... Böyle içimden böyle. Aman aman her gün deli diyorlar kardeşler değil mi? Odasına gidiyorum, selam veriyorum. Ne haber Nadir abi, ne yapıyorsun hiç? Arayıp sormuyorsun bana. Bugün dedi ki, kalbime geleni ya. Merak etme, seni bekliyoruz dedi. Biz dedi sohbete burada devam ediyoruz dedi. Aynı böyle geldi. Mubala etmiyorum. Geleni söyle. Biz dedi, aynı o enfusi sabahlara kadar yapıyorduk Zeytinburnu'nda. Aynı devam ediyoruz dedi. Halkada devam ediyoruz dedi. Seni bekliyoruz dedi. Sıra bende, merak etmeyin. Ölümün yaşı yoktur ama ağaçtan yaprak da ilk önce adet ilahi sararan düşüyor. Önce de o düşüyor. Saate bakayım. Ha, daha var. 90. Gideceğiz inşallah. Teris olacağız. Bu dünyadan daha güzel bir yer. Buna inanman nispetinde çok rahat oluyorsun. O kadar rahat ki. Allah tamam. Onun için diye başlıyor. Bakayım bulabilecek miyim? Ahmet abi de istemiyor. Senden önce ben varım falan istemiyor yani. Ahmet abi mi? Hiç niyeti yok. Ahmet abi diyor. Olur mu ya falan. Dur ben neye geçtik? Rahat demiyor yani. Yani. Daha ben erken. Beklendim. Daha erken diyor. Daha bir yapalım da. Evet. Nasıl oraya gideceğiz? Ama ben dedim ki ya Rabbi Arnavut köyü vücuda gelmeden canımı alma. Bana oraya kadar fırsat ver en az. Çok şükür vücuda geldim. Bundan sonra ben olmasam da artık siz yapacaksınız. Cumartesi dersini yapacaksınız orada. Niye? Canımdan bir emekli olak. Salih Nur'dan emekli olabilmen için insanlığın durması lazım. İnsan nedir? Olmakta olandır. Olması hiçbir zaman değişmeyecek. Nadir abi 8-9 sene kadar emekli oldu Risale Nur'dan. Ya. Ahmet abi. Onun için mesleğimizde kanaat daima şükrü ve metaneti ve sebatı netice verdiği için İhlas dairesinde hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsızlık gösterdiğimiz halde neticelerine ve semeratına karşı kanaatla mükellefiz. Yani kadı olmuş. Kendini koru, çoluk çocuğunu koru yeter. Yeter yani. Buna kanaat et. Efendim 90 dedik. El cevap var. Şurası. 33. sözün ikinci mektubunda dediğim gibi bu zamanda insanlar İhsanını muhtaçlara çok pahalı satarlar. Bu zamanda insanlar ihsanını muhtaçlara çok pahalı satarlar. Mesela benim gibi bir biçareyi salih veya veli zannedip sonra bir ekmek verir ve mukabilinde makbul bir dua ister. Bu kadar fiyat vermektense bu ihsanı istemiyor. Böyle olacağız inşallah. Dünyaya böyle yapacağız. Yani... Dünya bize bir şey veriyor ama buna mukabilinde şahsiyetimizi istiyorsa vermeyeceğiz. Barla'da memurluğu iki şartla kabul ediyorum diyor Hulusi abiye. Hatırlarsınız. İki şartla memurluğu iki sıfatla kabul ediyorum. Bir, neydi Şükrü? Hatırladın mı abi? Birinci şart. Birinci şart hatırlayan var mı? He? Hizmetine mani olmayacak. Hizmetine mani olmayacak. İki? Baskını yapmayacak. He? Baskını yapmayacak mı? Fazla var. Yok. Bir, hizmetine mani olmayacak. İki. Sanki izzetle alakalı. Evet. İzzeti diniyeni, şahsiyetini, namazını, nazını ortadan kaldırmayacak. Yani seni şerefsiz yapmayacak. İzzetini yok etmeyecek. Hizmetine mani olmayacak. Şu şartla kabul ediyorum diyor. Albay Hulusi abiye diyor. Demek ki bu zaman böyle bir zaman. Ne yapacağız? Kanaat edeceğiz arkadaşlar. Çok şeyin peşine koşmayacağız. Bak biz eskide ilkokul 4'e kadar elektrik bile görmedik. Rahmetli anam bize yatak, ne yatağı? Karadenizli olma sebebiyle Mısır'ın koçanları var ya böyle ayıkladığımız şey. Onu torbaya koyarlardı. İki tane torbaya birbirine eklerlerdi. Onun üzerine yatardık. Ne olmuş yani? Dünya çok talebe olursak, talepçisi olursak köleleştirir adamı. Bize İstanbul Üniversitesi'nde o başörtüsü mücadeleleri 28 Şubat kararlarında Müslümanlar daha güçlüydü. Daha samimiydi, daha şuurluydu. Daha civan mertti. Daha iyiydi. Rahatlık bize zarar veriyor. Bak her şeyimiz oluyor. Her şey her yere girebiliyorsun. Daha böyle acayip olmuşuz.
Hizmetlerde daha zayıf. O başörtüsünden çok yeniden çocuklar başörtüsü değil abi şu an. Evet. Yani öyle olmasını istemiyoruz ama maalesef Müslümana rahatlık yaramıyor. İnsanlara sihat servet yaramıyor. Azıyor. Mısır kocanın yerde yatak diyor. Ya. Vallahi ben böyle merselerde böyle büyüdük biz. Yataklarda yatıyor. Özdem bilir. Ben böyle bir yerde söylediğim zaman genç aklı almıyor. 13-14 yaşında. Hocam ya buzdolabı da mı yoktu, televizyonda mı yoktu? Biz dershaneye gelene kadar bizim evde televizyon olmadı. Özdem biliyor, beni tanıyanlar biliyor. İki köyümüzde iki kişi de evde televizyon yoktu. Bir dedende, bir de bizde yok. Almamıştı. Cahil olduğundan mı, fakir olduğundan değil. Almaya da kaldığı için, televizyonun berbatlığını bildiği için almam demişti. Çok şükür. İyi ki öyle yapmışlar. Abi 94 miydi son okuduğun? Yok. Şu biraz önce mi? Evet, yok. 90. Bir de okuyayım madem şey yaptın. Bu zamanda insanlar ihsanını muhtaçlara çok pahalı satarlar. Mesela bana da yapıyorlar böyle almaya da. Hocam diyor ya bunu şey yap diyor biraz böyle veriyor böyle ama diyor o arkadaşlarına talebelerine söyle diyor. Nurcu değil ya talebelerine söyle bize dua etsin ha dua etsin diyor biz durumumuz iyi değil diyor falan. Yani bunu veriyoruz ama dua et. Mesela benim gibi bir çareyi salih veya veli zannedip sonra bir ekmek verir ve mukabilinde makbul bir dua ister. Bu kadar fiyat vermektense bu ihsanı istemiyor. Ölçüye bak. Duanın karşılığında bile değil mi abi? Evet. Dua öyle de bu parayı al diyor talebelerine şey al. Dua etsinler ha unutma diyor. Benim ismim bu diyor çocuğum da bu akrabasının silsilesini de veriyor. Kağıt veriyor. Bunlara dua edin bana bu parayı da al. Kalsın kardeşim. Ustad mı demişti abi senin buğdaylarınla uğraşacak zamanım yok. Ha ya ustad demiş. Usta. Çoban geliyor yoğurt getiriyor. Ondan sonra ustada diyor ki bu yoğurtu getirdim sana diyor. Benim buğdaylar iyi çıksın diyor dua et dedi. Senin buğdaylarla uğraşacak zamanım yok dedi. Al şunun için yoğurtu. Ya Rabbi Mehdi azama ne diyor ya. Demek ki ya anlamamışlar mı ustadı tanımaz. Demek ki kişiler yaşadığı asırda tanınmıyor ya. Evet. Tanınmıyor ya. Zamanında tanınmıyor. Ancak göç ettiğimiz zaman vay be. Kardeşim ve abim olsaydı şimdi. Bunun çaresini buldum Recep. Madem yaşarken birbirimizin kıymetini bilmiyoruz. Hayalen sevdiğin kişiyi öldür. Birkaç gün böyle öldüğünü şey yap. Hayal et. Sonra git ziyaret et. Ah yaşıyormuş ya. Bir hayal et. O kişi olmasa ne olur? Sevdiğin kişi bir hayal et. Olmadığını hayal et. Üç gün ama. Hani boşanacaklara bir yöntem şey yaptım ya. Şöyle yap. Ondan sonra karar ver. Hiç kimseye danışmadan sen bir yöntem var. Boşanacak da bunu dinle, şey yapmasın diye bir ders var ya. Şimdi üç gün şöyle yap. O kardeşim olmasa ne olur? Yani böyle yaz. Kızdın eşine. Kızdın eşine. Lan boşalsam muhtemel ne sıkıntılar görürüm? Yaz. Ama beraberken çektiğimiz sıkıntıları koy. Bak bakalım. Boşamakta muhtemel sıkıntıları dizdiğin zaman buna tahammül edebilecek misin? Yani kapıdan çıktığı gibi kafadan da çıkmıyor ki bir şey. Böyle hayal et. Mesela Ömer vefat etti. Ömer vefat etti. Olan ona arabayı kime götüreceğim ya? Katırma götüren o. Ondan sonra Ceylan çiftliği ne olacak yani? Tamam Ceylan çiftliği dersi. Yani en azından uğruyorduk. Biz sen şöyle yaz yani böyle. Üç gün meşgul ol. Sonra o Ömer ya. Kıymetini biz insanız ya. Yaşarken bilmiyoruz. Ama ortadan kalksa Salisen 87 Risale-i Nur'un bir esası kusurunu bilmekle. Bak bunu daha Halit daha çok önemli. Risale-i Nur'un bir esası neymiş? Kusurunu bilmekle mahviyetkârâne yalnız rıza ile için rekabetsiz hizmet etmektir. Bir daha Risale-i Nur'un bir esası neymiş? Mesleğimiz kusurunu bilmek. Mahviyetkârâne yalnız rıza ile için rekabetsiz hizmet etmektir. Rıza ile için rekabette işimiz yok. 84. Onun bitiyor zaten saatimde geldiğinin farkındayım. Bu zat, bak ne diyor, ustadı met etmiş. Bu zat doğrudan doğruya hakaik imaniye ve Kur'aniye'yi adam kendisi çıkmış. Hizmeti imaniye var ya iştirak amali uhreviyenin şahsı manevisine girmiş. Onunla ustada hitap ediyor. Bak nasıl bu makama girmiş. Bu zat doğrudan doğruya hakaiki imaniye ve Kur'aniye'yi bir şahs-ı manevi mahiyetinde
Risale-i Nur şahs-ı manevisinin cesedine girmiş ve etsalarının libasını giymiş bir tarzda fevkalade bir sena ile ona hitap ediyor. Böyle bir talep olur mu ya? Kim biliyor musun? Okuyayım da ondan sonra söyleyeyim. Bir de okuyayım çünkü daha bitmedi. Bu zat doğrudan doğruya hakaik-i imaniye ve Kur'aniye'yi bir şahs-ı manevi mahiyetinde Kur'an'ın Risale-i Nur şahs-ı manevisinin cesedine girmiş, etsalarının libasını giymiş bir tarzda fevkalade bir sena ile ona hitap ediyor. Ben baktıkça birden itirazkârâne hüsnü zanını pek ziyadedir tahtur ettiğim dakikada. Yani ustada da ve Risale-i Nâmet yapıyor ya. Ustada bir itiraz olmuş. Yani biraz pek ziyade yapıyor ya. Dakikada hakikat-ı Kur'aniye manen dedi. Cesede libasa bakma. Bana bak. O Risale-i Nur diyor. Benim hakkımda konuşuyor. Doğru söylemiş. Ben daha ilişmedim. Üstada atfen mi söylüyor abi? Ustada ve Risale-i Nur'a söylüyor. Risale'den başka soramaz. He? Risale'den başka soramaz. Var. Asaf Eza. Evet. 2 senelik nurculuğunda 20 senelik nurculuk yapmış. Ve ne demiş biliyor musun? Dersimi aldım Kabu Kavseyn'den eleman diyor. Risale okudukça dersini oradan alıyor. Libas burası diyor. Libas usta şimdi. Libas manayı oradan alıyor. Vay be. Yani bu niçin böyle bak şöyle çizdim. Bak. Şey Risale'yi terbiye etmiyorsun. Etmiyorsun zannetmeyin. 2 senede yapıyor değil mi abi? 2 senede. Yani nasıl bir şey? Şu anlarda geçiyor. Risale-i Nur diyor. Terbiye etmiyor diye sizi şüphelendirmesin diyor. Şuraya bak ya. Böyle bir davalara katmamış. Emrah. Sen ben bana Kabu Kavseyn'den ders alsak ne deriz? Oho! Tamam lan herkes bir şey. Lan, Kabu Kavseyn'den Risale-i Nur'u okuyor, libasını manayı oradan alıyor. Dersimi aldım Kabu Kavseyn'den eleman diyor. Bak bu zat doğrudan doğruya hakaiki imaniye ve Kur'aniye'yi bir şahs-ı manevi mahiyetinde Risale-i Nur şahs-ı manevisinin cesedine girmiş, etsalarının libasını giymiş bir tarzda fevkalade bir sena ile ona hitap ediyor, külliyata hitap ediyor. Sen hak ve hakikatın libasısın, şusun busun diyor. Ben baktıkça birden itirazkârâne hüsnü zanını pek ziyadedir tahtur ettiğim dakikada hakikat-ı Kur'aniye manen dedi. Cesede, libasa bakma, bana bak. O benim hakkımda konuşuyor. Doğru söylemiş. Ben de ilişmedim. Allah Allah. Fesubhanallah. 82. Bitti çünkü bir tane de kaldı. Şimdi ekser halk yalnız yeni hurufu bildikleri için en çok risaleleri yeni hurufla tab etmek lazım gelecek. Bu ise Risale-i Nur'un yeni hurufa bir fetvası olup şakirtleri de o kola yazıyı tercih etmeye sebep olur. Yani fetva vermiş. 81 ve 78 kaldı. 81'i okuyayım. İtiraz edenlere cevap oluyor. Cevap oluyor. O kadar yer var ki fazla şey. Kastamonu 220. 210. Yani Latince okunmaz falan diyenlere Emirdağ 1, 82. Kastamonu 210 ve Emirdağ 1, 238. Risale-i Nur fetva ver. Çok açık ibare olduğu halde göremiyorum. Yani, bilmiyor. Fazla benim eşliğimde öyle şey mi? Ben okurum. Ben kendim. Bu hallere mukabil ne yapacağız? Tam metanet ve tesanüt sarsılmamak, telaş etmemek lazımdır. Abiler bir daha. Yani bu olaylara cümleyi sona alıyorum da. Buna mukabil hadiselere karşı tam bir metanet. Böyle zorluk görünce topuğumuzun üzerine geri dönmeyeceğiz. Tam bir metanet, tesanüt, sarsılmamak ve telaş etmemek. 78, 80'e, 80'de şurada bir cümle var. Fakat şimdi, nerede geçiyor? Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab suretiyle intişarı, hakiki bir ihlas ve kuvvetli bir tesanüt ve birbirinin kusuruna bakmamak lazım geldiğinden. Hep bunu anlatıyor ya. Aman tesanüt. Hizmeti bırak diyor. Hizmeti kurtarmayı bırak. Hizmetle kurtulmaya çalış. Hizmeti zaten Risale-i Nur ediyor. Bizim vazifemiz bu değil. Bizim vazifemiz uhuvvet, tesanüt, ihlas ve sadaka. Hep bak bu iş diyor. Bak diyor ki, hep bana diyor ya. Size böyle hatırlattığıma bakmayın, kusura bakmayın.
Fakat şimdi Risale-i Nur'un tab suretiyle intişarı hakiki bir ihlas, kuvvetli bir tesanut, birbirinin kusuruna bakmamak lazım geldiğinden Kastamonu vilayetindeki kardeşlerimiz İspartalılara ihlas ve tesanütle benzemeye mecburdurlar. İnşallah onlar dahi şahsi hissiyatlarını bu kutsi hizmetin zararına istimal etmeyecekler. Evet, 78 son. Son okuyorum abiler. Son bitti. Hadi sabır. Münafık öldükten sonra namazı kılınmaz mealindeki ayet o zamandaki ihbar-ı ilahi ile bilinen katı münafıklar demektir. Yoksa zan ile şüpheyle münafık deyip namazı kılmamak olmaz. Madem la ilahe illallah der, ehli kıbledir. Sari küfür söylemese veyahut tövbe etse namazı kılınabilir. O Ali köyde Aleviler çok olduğunu ve bir kısmı Rafiziliğe kadar gidebilmesi nazarıyla onların en fenası da Alevilerin en fenası dahi olsa münafık hakikatına dahil olmamak lazım gelir. Çünkü münafık, bak münafığın özelliğini sayıyor. İtikatsızdır, kapsızdır, vicdansızdır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir. Şimdiki bazı zındıklar gibi bunlar. Alevi ve Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde, belki Ali Beyt'in muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Risale-i Nur talebelerinin en büyük vazifelerinin bir tanesinin nedir? Ehl-i Beyt muhabbeti. Ehl-i Beyt. Esastır ha bize. Esas. Bak ne diyor? Alevi ve Şiilerin müfritleri ise değil Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhinde, belki Ehl-i Beyt'in muhabbetinden ifratkarane muhabbet besliyorlar. Münafıkların tefritlerine mukabil bunlar ifrat ediyorlar. Haddi şeriattan çıktıkları vakit münafık değil, ehli bid'a oluyorlar. Fasık oluyorlar, zındıkaya girmiyorlar. Hazreti Ali radıyallahu anh 20 sene hürmet ettiği ve onlara Şeyhül İslam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhuma ilişmeseler Hazreti Ali radıyallahu anhu o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler farz namazını kılsalar yeter. Ölçüye bak, gördün mü? Kaç tane madde çıktı? Münafık ya bu cenaze önümüzde duruyor, acaba kılınır aleyhinde delilin var mı? Münafık kılınmaz. Münafık kimdir? Üç sıfata sahip olandır. Bir, itikatsızdır. Biliyor musun itikatsız olduğunu? Yok. Kapsızdır ve vicdansızdır. Aleviler değil böyle el üstüne şeye, peygamberin aleyhinde bak itikatsız, kapsız, vicdansızdır. Aleviler, Şiiler tam tersine ifrat ediyor. Hazreti Ali ve hanedan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fazla şey yapıyorlar yani. Ötekiler de tefrit ediyor. Tefrit edenler kim? İfrat ediyorlar. Haddi şeriattan çıktıkları vakit münafık değil, ehli bid'a oluyorlar. Fasık oluyorlar. Zındıkaya girmiyorlar. Zındıklar onlar. Hazreti Ali radiyallahu an 20 sene hürmet ettiği ve onlara Şeyhül İslam mertebesinde onların hükmünü kabul ettiği Ebu Bekir, Ömer, Osman radıyallahu anhuma ilişmeseler Hazreti Ali radıyallahu anhu o üç halifeyi hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler farz namazını kılsalar yeter. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat.